Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda araz yüzey sıcaklığı yani Lans Surface Temperature hesaplamasını göstereceğim. Landsat 8 verilerini kullanacağız. Direkt Google Earth Engine'de hesaplayacağız. Burada arkadaşlar yazdığınızda bir web sitesi çıkıyor. Zaten buradaki web sitesine yazabilirsiniz. Bunu Türkçe'de çevirseniz İngilizce şu an. Belli hesaplama şeyleri var. Onları kullanacağız. Ben size kodları aldım arkadaşlar. Bunlar Drive Link'inde var. Oradan bu kodları çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Ayrıca Modis'le de doğrulama yapacağız. Buradaki kodlamalara göre bir hesaplama yapıp Landsat 8'den MODIS'te de bir doğrulama yapacağız. MODIS biraz daha kaba veri olduğu için, yani Landsat 8 çok daha e, güzel veriler gösterecek. Biraz çok küçük farklılıklar olabilir. çalışmalarımız arkadaşlar Ankara üzerine çalışacağız. Alan diye tanımlıyoruz. Siz de alan verinizi aktardıktan sonra sınırlamayı var alan olarak geçin. Landsat 8 verilerimiz var. 2022 Temmuz ayına ait. Ondan az bulutluluk oranı var alan olarak sınıfladık. Burada arkadaşlar şurada hesaplamaları zaten bakmıştık. Şuradaki parlaklık hesaplamasında. Bu kısım için hemen bir bakalım. Bantona bir gidelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Banton 0.0033 olarak geçiyor. Bu tamamen hesaplama. Buradaki değerlere de bakmanız lazım. Genelde aynı olarak çıkıyor Landsat 8 verilerinde. Diğerlerinde Landsat 7, 6, 5 ya da 9'u kullanırken bu hesaplamayı kullanmayın. Formülasyon değişebilir. Buradan bir değer ara hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu tuhafı parlaklıkta sıcaklığa dönüştürme formülünü kullanacağız arkadaşlar. Yani Kelvin eksi 273 de var. Buradan kullandığımız K1 ve K2 var. bandona göre olan değerler alıyoruz. Dediğim gibi bunlar sizde de aynı olacaktır muhtemelen ama tekrar bir doğrulaması yapın. Kelvin eksi 273'te sabit değer santigrat dereceye çevirdiğimiz için. Bunlara bakarsınız arkadaşlar. Bunlar doğrulamasını yaparsınız. Zaten size verdiğim e, formülasyonda sadece sınırı girip run dedikten sonra tarihleri de değiştirebilirsiniz tabi hesaplamanız yapacak. Daha sonra NDVI analizini yapacağız arkadaşlar. Bunu önceki videolarımda da vardı. Burada da hazır olarak koydum nasıl hesaplandığını. Daha sonra NDVI minimum ve maksimum değerlerinin çıkartılmasını yapacağım. Buradan zaten web sitesinden formülasyonlarına bakıp benim Google Orta Engine için hazırladıklarımı da inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere formülasyonumuz burada bitki örtüsü PV'nin değerini hesaplanması. NDVI ek NDVI minimum bölü NDVI maksimum eksi NDVI minimum bunların tamamen seçtirildiği formülasyon. Daha sonra emisiz geçiyoruz. Burada PV değerini sadece yukarıdan alıyoruz. Burada A dediğimiz üstteki sabit kasayı, B'ye üstteki sabit kasayılar aldık. Direkt formülasyonu yazdık. En sonda da LST yani Land Surface Temperature arazi yüzey sıcaklığına kısmına geliyoruz. Zaten sabit değerleri yukarıda hesaplamıştık. Bu BT'lerle hesaplamıştık. Yukarıdaki veriden çekeceğiz. Sabit değerlerimiz de var. Buradaki palette modüsün e, bu hesaplaması için kullandığı palet aynı olması için modüs yazalım arkadaşlar. Hemen bir bakalım sizde Bakın, Lanserfate Temperature, Google Earth Engine derseniz bir kodlaması var. Benim Drive Link'imde bunun daha spesifikleştirilmiş yani alana bazlı olan kodlar var. Oradan kullanabilirsiniz. Sadece buradan paleti aldık. Renk paleti yani. Siz başka bir palette kullanabilirsiniz. Export kısmı da veriyi Drive'a atmak amaçlı. Siz isterseniz bu kullanabilirsiniz. lst 22 arkadaşlar. 30 metrelik veri olduğu için 30 metre region yani alan LST description kısmını istediğiniz yapabilirsiniz. Bu tamamen Ankara verisi için Ankara için Siz tabi değiştirebilirsiniz İstanbul yapabilirsiniz Türkiye yapabilirsiniz dünya için kullanabilirsiniz tamamen size kalmış Stretch 3 yapalım Gördüğünüz üzere Verimiz hazır 15 ile 42 derece arasında değişiyor Bazen takılmalar olabilir arkadaşlar şeyleri değiştirip tekrar bakın ya da sayfayı yenleyip tekrar yazın kodlamaları Bunlar olabilir. Yukarıdan da run dedikten sonra driver'ınızı atabiliriz. Ondan sonra ArcGIS, QGIS'te bu veriyi kullanabilirsiniz. Harita yapıp altına legendları koyup tamamen kullanabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye için de bir deneyelim isterseniz biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Ben size göstermelik için de yapacağım. Eğer açmazsa diğerine geçelim hemen. Böyle Türkiye kısmını alıp alan olarak tanımlayıp hesaplamasını yaptırtabilirsiniz. Bakalım. Analizimiz sürüyor. Böyle açın. Biraz bekletin. Muhtemelen bitecektir. Biraz internet hızınızı da bağlı. Biraz geç açabilir bazı şeyleri. Açmadı arkadaşlar. Biz Rize'ye bir deneyelim. Küçük alanlarda çalışırsanız sizin için de iyi olur. Yoksa hani bir büyük bir Türkiye için çalışacaksanız basın. Hatta verdi. Muhtemelen veri eksikliği var arkadaşlar burada. Temmuz ayı için. Tarihleri bir değiştirelim hemen. Sizde de öyle bir hata verirse hemen tarihleri değiştirin. Biraz geniş açarsanız da süre kısmını muhtemelen problem kalkacaktır. Hemen 3 sigma 3, 3 sigma yapalım. Gördüğünüz üzere verimiz hazır. 10 derece ile 36 derece arasında değişen ortalama bir sıcaklık bu. Özellikle şehir merkezlerinde sıcaklıkların arttığını görüyorsunuz kıyı kısımlarda. Dağlık alanlarda da soğuduğunu görüyorsunuz. İlçelerde, şehirlerde sıcaklık artıyor. Antalya için de buradan çekip yapabiliriz. Bununla ilgili arkadaşlar iki tane daha videom var bu arazi yüzeyi sıcaklığı ile ilgili. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz opaklığı da azaltalım. Modis'in verisini de alalım. Bunlar dediğim gibi drive linkinde var arkadaşlar. Oradan alın hemen yapıştırın kullanın. Hiç uğraşmayın. Şu kısmı silerim gerek yok. Import et, export etmeyeceğiz şimdi verilerimiz drive'a. Şurayı bir değiştirelim siz de. 9 yapalım. Biraz geniş olsun aralık. Dar olunca bazen veriler olmayabiliyor. Oradan da hata veriyor. Onun için geniş aralık seçerseniz için iyi olur. Mesela bir aylık süre Temmuz'un birinden 30'una kadar ya da Haziran'ın birinden 30'una kadar seçebilirsiniz. Ya sıcaklığı olduğu için zaten çok fazla bir oynama olmayacak. Ortalama değerini alıyoruz çünkü. En üstteki Moody's'in verisi arkadaşlar. Alttaki de bizim Lansan 8'den hesapladığımız. Lansan 8 30 metre olması lazım. Modis 100 metre filandı diye hatırlıyorum. Daha da kaba olabilir. Onun için Landsat 8 çok daha detaylı veri verecek. Ama alanlar birbirine benzer olması lazım. Zaten aynı paleti kullandığımız için renkler de aynı olacak. Gördüğünüz üzere oldukça benzer sonuçlar vermiş. Üst kısımların soğuk olduğu, aşağıların biraz daha sıcak olduğu. Özellikle yerleşim yerleri sıcak olacaktır. Gördüğünüz üzere deniz kısmı soğuk, yerleşim yerleri sıcak. Landsat 8 oldukça detaylı veri verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.